TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa hizmet veren camilerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 2.479.372 TL'lik hizmet kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa ulaştırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle kırsal ilçe mahallelerinin gerek depremde zarar gören, gerekse zamanla kullanım ömrünü tamamlamış cami donatılarında bakım onarım ve inşa çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesi Yere Geçen Mahalle Camisi'ne yeni minare yapım işi tamamlanırken, Sarız ilçesi Kemer Mahalle Camisi'nin depremde yakılan minaresinin tadilatı da tamamlandı ve iki minarede hizmete açıldı. Öte yandan Pınarbaşı Hilmiye Camii Minaresi yapım işi sürerken, ekipler Pınarbaşı Oğuzlar Mahallesi Cami Minaresi yapımı için de çalışmalara devam ediyor. Pınarbaşı Altıparmak Mahalle Camisi ve Kılıç Kışla Mahalle Camisi halı alım işi tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı Altıparmak Mahalle Camisi ve Kılıç Kışla Mahalle Camisi halı alım işi tamamlanırken, ayrıca devlet vatandaş işbirliğinde tamamlanacak olan Aslanbeyli Mahalle Camisi'nin dış kaplaması için de malzeme alımı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahalle camilerinin bakım, onarım ve minare inşa çalışmaları kapsamında vatandaşa ulaştırdığı hizmetlerin toplam bedeli 2.479.372 TL olarak gerçekleşti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Gesi Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Yunus Emre Camii'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Gesi Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Yunus Emre Camii'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, "En kısa zamanda yaz sonunda caminin açılışını yapacağız inşallah. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Evet, şu anda Gesi'deyiz. Gesi Meydanı'na çok yakınız, mezarlığa çok yakınız. Burada bir cami ihtiyacı vardı. Özellikle mezarlığa yakın olması hasebiyle cenazelerin kılınması ve definlerin yapılması, aynı zamanda da vakit namazların kılınmasıyla, özellikle korona ve depremle birlikte bahçeli evleri olan talep çok arttı. Dolayısıyla burada da büyük bir yapılaşma söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımız buraya bir cami istiyordu. Hayırseverimiz Celal Poyraz'a, Sinan Poyraz'a, Poyraz ailesine teşekkür ediyoruz. Yunus Emre ismiyle, kendi isimlerini de vermeden, soyadlarını vermeden güzel bir cami yaptırıyorlar. Burada şadırvanıyla, bahçesiyle, hoca eviyle çok güzel bir inşallah imkan olacak. Ben Celal abiye, Sinan beye, Poyraz ailesine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah helal para kazanmayı nasip etsin. Hayırlı, helal, bol kazanç versin. Herkese de böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin diyorum. Hayırsever Celal Poyraz da Başkan Palancıoğlu'na cami yapımı için kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Celal abi, teşekkür ediyoruz. Başkanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Belediye olarak her türlü desteği, proje safhasında her türlü desteği verdiniz. Allah sizden de razı olsun. Önümüzü açtınız. En kısa zamanda yazın sonunda inşallah caminin de açılışını inşallah yapacağız. Herkes bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını artıran Melikgazi Belediyesi, ilçenin mahallelerinin tamamında yoğun şekilde ilaçlama faaliyetleri gösteriyor. Melikgazi Belediyesi, ilçenin mahallelerinin tamamında yoğun şekilde ilaçlama faaliyetleri gösteriyor. İlaçlama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, şu anda yoğun bir şekilde bütün mahallelerde ilaçlama faaliyetleri yapılıyor. Gerekli olduğu takdirde WhatsApp ihbar hattımızı ararsanız gereken ilaçlama çalışmalarını yapacağız dedi. Evet, yaz aylarında özellikle bağ bahçe sezonunda vatandaşlarımızın sivrisinek, kara sinek ve diğer haşeratla sıkıntı yaşamaması için Melikgazi Belediyesi olarak
58 mahallemizde ilaçlama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda gördüğünüz gibi birçok aracımızın arkasında özellikle bu saatlerde güneş batmaya yakın olan saatlerde başlayan ve gece belli bir saate kadar devam eden ilaçlama faaliyetlerimiz oluyor. Tabii vatandaşlarımızı rahatsız etmemek için sessiz bir şekilde bu işlemler yürütülüyor. Belki bizim mahalleye gelmedi diye o yüzden düşünebilirsiniz ama bütün mahallelerimizde ihtiyaç olan alanlarda ilaçlama yapılıyor. İlaçlamanın da belli bir yol yöntemi var. Çok fazla ilaç yaptığımızda insan sağlığına da zararlı. Dolayısıyla dozajı aşmamak gerekiyor. Özellikle belli alanlarda, kırsal alanlarda çok fazla ilaç yaptığımızda arılar ve diğer faydalı böcekler de maalesef zarar görüyor. Dolayısıyla yeşil alanda tabii ki ilaçlama her bölgede yapıyoruz ama bunun da dozajını ayarlamamız hem vatandaşlarımıza hem de canlılara zarar vermemesi için buna dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Nasıl yapıyoruz evet, ilaçlamayı Erkan'cığım? İlaçlamamızı bahsettiğiniz gibi başkanım son sistem ULV cihazlarımız var. ULV Ultra Low Volume yani hazırladığımız solüsyonu çok küçük parçacıklar halinde havaya sıkıyoruz. Bu havada asılı kalıyor belli bir süre. Haşere bununla karşılaştığı zaman ölüyor başkanım. İnsan sağlığı için en zararsız, en uygun olan yöntem budur. Ama tabii dikkat edilmesi gereken uyarıyı da yapalım. Özellikle dışarıda, güneşte, açık alanda çöp bulunması, bu çöplerin sulu halde bulunması, işte karpuzlu, kavunlu veya diğer çöplerin çöp kutusuna atıldığında onların çok hızlı bir şekilde böcek üretmesi, sinek üretmesi kaçınılmaz. Dolayısıyla lütfen belediyemizin çöp toplama zamanlarına yakın, belki bir saat önce, İki saat önce çöplerinizi çöp konteynere atmanız son derece önemli. Yoksa biz çöpü topladıktan sonra hemen çöp konteynere yarım saat sonra atılan çöp 24 saat bekleyecektir. Dolayısıyla o hızlı bir şekilde sivrisinek, karasinek ve haşerat üretecektir. Lütfen mahallenizde, bölgenizde çöp toplama saatlerine uyalım. Belediye olarak WhatsApp hattını kullandığınızda ilaçlama ile ilgili her türlü desteği veriyoruz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda yoğun bir şekilde bütün mahallelerde ilaçlama faaliyetleri yapılıyor. Gerekli olduğu takdirde de lütfen WhatsApp hattından iletişim merkezimizi ararsanız gerekli yardımı bulacağız ve ilaçlama faaliyetlerini yapacağız. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bünyesindeki çevre dostu özelliğiyle 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt planti dikkat çekiyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yol medeniyettir anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi, Kayseri'nin en büyük asfalt planti tesisiyle ilçeye hizmet vermeye devam ediyor. Daha geniş ve konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Koca Sinan Belediyesi'nin asfalt plantindeyiz. Burası Fen İşlerimizin yeni atölyesi ve içerisindeki asfalt plantinin olduğu tesisimiz. Kendi asfaltımızı kendimiz üretip Koca Sinan bölgesindeki yol yenileme çalışmalarında veyahut da yeni yapılan yollarda ihtiyacımız olan asfaltı arkamda gördüğünüz olduğunuz tesiste üretiyoruz. Tesisimiz çevreci bir tesis. Son derece modern donanımlara sahip bir tesis ve kapasite olarak da yüksek kapasiteyle çalışan bu tesiste Koca Sinan'ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları kendi üretmiş olduğumuz asfaltla karşılamaya çalışıyoruz. Gerek mevcut yolların yenilenmesi, gerek yeni açılan yollarla Koca Sinan'ımızı güzelleştirme noktasında Fen İşleri ekibimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu noktada bütün gayretle çalışan personelimi ben kutluyorum. Hepsine başarılar diyoruz. Kazasız belasız, sağlıkla iyi günlerde vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hizmet üretmeye devam ediyoruz. Talas Belediyesi önemli bir öğrenci kongresine ev sahipliği yaptı. UBS Enstitüsü ve Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası kongre, genç akademisyen adaylarının kendilerini geliştirmelerine ve düşüncelerini yansıtmalarına imkan tanıdı.
6 aylardan Anadolu'ya uluslararası lisansüstü öğrenci kongresi adıyla düzenlenen kongreye başta Türk dünyası olmak üzere İngiltere, Pakistan, Nijerya, Hindistan ve Romanya'dan 55 akademisyen ve lisansüstü öğrencisi katıldı. Talas Belediyesi konferans salonundaki kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Dr. Taner Gür, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen organizasyonda önemli sunumlar gerçekleştirildiğini belirterek ev sahipliğinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Lisansüstü Öğrenci Kongresi'nin amacı Türk dünyasındaki sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek, ortak tarihi ve kültürel değerleri daha detaylı araştırıp korumak, geçmişten günümüze Türk dünyasının durumunu değerlendirmek, soydaş ve komşu halkların birbirlerini daha iyi tanıyarak gelecekteki projeler için farkındalık ve etkileşimlerini arttırmaktır. Talas Belediye Başkanımıza ve şahsında etkinliğe emek veren tüm personele teşekkürlerimizi özellikle belirtmek isteriz. Daha sonra kürsüye gelen Özbekistan Alişir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dilbaz Muhammediyev kongrenin Türk dünyasındaki önemine dikkat çekti. Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan da Uluslararası Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Değerli misafirlerimiz, Türk dünyasının sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel gelişmelerini takip etmek ve ortak tarihi ve kültürel değerleri daha detaylı araştırıp kurmak ve sonuç olarak geçmişten günümüze Türk dünyasının durumunu değerlendirmek üzere düzenlenen bu sempozyuma Talas Belediyesi olarak ev sahipliği etmekten mutluyuz, gururluyuz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyor, bu kongrenin hayırlı vesile olmasını diler. Hepinize sevgi ve saygılar olsun. Kongrenin açılış töreninden sonra Türk Dünyası'ndan İzler adlı resim ve takı sergisinin kurdelesi kesilerek eserler incelendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yılkı atlarıyla nam salmış Hürmetçi sazlığında yapımı devam eden ziyaretçi merkezinin kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğa severler ve fotoğrafçıların gözde mekanı Hürmetçi sazlığında yapımı devam eden ziyaretçi merkezinin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi. Ziyaretçi merkezinin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını belirten Başkan Özdoğan, Hürmetçi sazlığını ziyaret edenlerin dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern olanaklar sunacağını, doğa severlerin ve macera arayanların vazgeçilmez duraklarından biri olan alanın artık daha fazla hizmet ve olanakla misafirlerini ağırlayacağını ifade etti. Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı Ziyaretçi Merkezi yaklaşık 400 metrelik bir tesis oluyor. Çalışmalarımız da sona geldik. İnşallah yaz sonu itibarıyla burada toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavaboyla ziyaretçilerimizin rahat edebileceği bir alanı Hürmetçi mahallemize kavuşturmuş olacağız. Buradaki güzellikleri görmeye gelen ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çayını ve kahvesini içebileceği bir alanı da inşallah vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Tesisimiz hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olsun dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nde yaz bilim kampı için kayıtlar başladı. Kontenjanların sınırlı olan kamplar 7-9 ve 10-13 yaş kategorilerinde 4 dönem halinde tamamlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, geleneksel hale getirdiği öğrencilere yönelik yaz bilim kampının 2024 yaz dönemine dopdolu içeriklerle merhaba diyor. Dört dönem şeklinde planlanan yaz bilim kampında birinci dönem 9-12 Temmuz, ikinci dönem 16-19 Temmuz, üçüncü dönem 23-26 Temmuz ve dördüncü dönemse 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müzik
7-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarından öğrencilerin kayıtlarının kabul edileceği yaz bilim kampında katılım ücreti kişi başı 250 TL olarak belirlenirken, kayıtlar öğrenci velisi tarafından kimlik ibrazıyla Kayseri Bilim Merkezi'nden şahsen yapılabilecek. Yaz bilim kampında kontenjan 20 kişiyle sınırlı olduğundan talepler başvuru sırasına göre kabul edilecek. Vatandaşlar Kayseri Bilim Merkezi yaz bilim kampı hakkında detaylı bilgiye 0352 222 4567 ve 0352 222 8901 numaralı telefonlar üzerinden erişebilecek. Efendim, araç almak isteyenleri ya da satmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber var sırada. İkinci el araç almak veya satmak isteyen vatandaşlar Anadolu Otogalericiler sitesinin yolunu tuttu. Bu hafta site hareketliydi. Site başkanı Metin Tuzcuoğlu araç fiyatlarında %20'ye kadar artış olacağını belirterek araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi. İkinci el araç almak veya satmak isteyenlerin adresi Anadolu Otogalericiler sitesi. Sitede bu hafta hareketlilik vardı. Site başkanı Metin Tuzcuoğlu, araç fiyatlarının %20 düştüğünü ve yeniden %20 artacağını belirterek şu anda araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti. Kesinlikle fırsat. Yani bu önceki artıştaki o şişme balon, o patladı. %20-30'lara kadar geri çekti. Ama artık şu an için bundan daha altı da yok. Hani ayrandan altı su diye bir söz var. Artık bundan sonraki süreç tekrar bir ivmelenmeyle yukarıya doğru çıkış olabilir. Onun için o yükselişe kalmadan ben bütün halkımızı bekliyorum. Şu an ciddi anlamda özellikle 1 milyon bandında bir araç alan kesinlikle 100-150 bin lira karlı araç alabilir. Bizler bayileri de geziyoruz. Yani bayilerde de güzel kampanyalar var, reklamlar dönüyor ama inanın ben geçen hafta gezdiğim kampanyalarda çok da böyle mantıklı göremedim. Özellikle modelli ve düşük kilometreli araçlar bizde çok daha uygun. Yüzde kaç artar fiyatlar, araç fiyatları? Yani %20 tekrar çıkabilir. Çünkü bu 2 ay daha 7. ayın 7'si olan araçlardaki özellikle alakalı o bayilerin ellerindeki araçları tüketme olayı 2 ay daha uzatıldı. Bu süreç bitti zaten, ellerinde de stoklarda hemen hemen kalmamıştı. Bundan sonraki süreç otomatikman, mesela belli markalar şu an ara verdi. Üretimi tamamıyla durdurdu. Şu an ben marka vermiyorum ama bunlar ileriye dönük 8. ayın 15'i itibariyle otomatikman zaten direkt %10-15 zamlı araçlar gelecek. Bunu bizler de bayilerle görüşüyoruz, orada tanıdığımız arkadaşlarımızla. Bence kesinlikle tam zamanı diyorum. Siteye araç almaya veya satmaya gelen vatandaşlarsa araç fiyatlarından dert yandı. Fiyatları yüksek. Gene de bir bakıyoruz. Alabilirsek, gücümüz yeterse almaya çalışacağız. Alabilecek misiniz? Vallahi pek alacağımızı sanmıyoruz. Neden? Piyasa ne yüksek yine de. Ne kadar bütçe? Bütçe 350-400 arası. Yok mu 350-400 araba? Yok abi. 350-400 civarında temiz araba yok. Vallahi uçuk ya. Öyle mi? Uçuk. Hiç beğendiğiniz araç olmadı mı? Yok. Fiyatından dolayı mı? Fiyattan dolayı da bakıyor filan, geziyor. Bursa kalacak inşallah. Bana göre pahalı. Bazılarına göre ucuz, bana göre pahalı. Alacak mısınız araç? Duruma göre değişir. Öyle alacağım diye gelip de herkes almıyor. Aracınız var, satacak mısınız peki? Yok, hiç aracım yok. İlk aracımız olacak. İlk aracınız olacak. Peki abi, bütçe ne kadar acaba? 350-400 arası. Öyle mi? Hı-hı. Bulabildiniz mi hiç araç? Şu ana kadar yok. Bulamadınız mı? Bulamadım. Pahalı mı? Pahalı. Nasıl olacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Öyle mi? Aynen. Bütçe ne kadar? 500 bin. Yok mu 500 bin lira araba? İstediğimiz gibi yok. Öyle mi? Genel olarak nasıl fiyatlar peki? Pahalı ya. İşte pazarda kimse yok, görüyorsunuz yani. Araç alabilecek misiniz? Bakacağız. Peki artık araç almak zor mu oldu? Zor. Önce alınabiliyordu, şimdi hayal oldu yani. Evet. Şu anda bir karpuz fiyatı olmuş 200 lira. Elindeki aracı tutuyor 500 liralık arabayı 100 liraya 200 liraya nasıl aldık diye vatandaş onun peşinde. Ha. Şu anda alım gücü yok. Şu anda bıçak dahi kesmiyor yani hiçbir şeyi. Değerli izleyenler, hafta sonunu hobi bahçesinde geçiren hobi bahçesi sakinleri hem mutlu hem dertli. Bir yandan doğayla iç içe ürünlerini yetiştiren vatandaşlar huzur bulurken bir yandan da son kez hobi bahçesinde bir yaz geçirdikleri için hüzünlüler.
Hafta sonunu fırsat bilen hobi bahçesi sakinleri soluğu hobi bahçesinde aldı. Sıcak yaz gününde hem serinledi hem de ürünlerinin bakımını yaptı. Beştepe'lerde bulunan hobi bahçeleri hafta sonu yine doldu. Bahçe sakinleri şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak bahçelerinde huzur aradı. Ben Ömer Kalkan. Gayet güzel hissediyoruz. Ailemle beraber, akrabalarımla beraber, yeğenlerimle beraber burada şahane güzel bir gün geçiriyoruz. Yeşillikler arasında biberlerin, domateslerin, asmanın, bak üzümlere bak. Bunları hep ben yetiştirdim. Hobi bahçesi sakinleri hem mutlu hem dertliydi. Bir yandan doğayla iç içe deşarj olurken bir yandan da son kez bahçelerinde bir yaz dönemi geçiriyor olmanın hüznünü yaşadı. Bu yıl bahçeleri devredecek olmaları onları üzüyor. Vallahi şu anda çok güzel bir sezona girdik. Tam oturacağımız sebzelerimizi yetiştirdiğimiz döneme başladık. Yavaş yavaş ürünlerden de yemeye başladık. Maalesef işte bu seneki kura çekimlerde hobi bahçesini kaybettik. Ondan dolayı çok üzgünüz. Menduk başkanımıza dile getirdik ama yapacak bir şey olmadığını söyledi. Biz de kaderimize küstük. Kalan zamanımızı bitirene kadar devam edeceğiz. Onun için yapacak bir şey yok. Evet, üzgünüz ama. Hem mutlu hem de üzgün müsünüz? Evet evet. Emeklilerin birçoğu şu anda hayal kırıklığına uğramış durumda. Çünkü gerçekten de emek verdiler, sarf ettiler, yetiştirdiler de, güzel bir hale getirdiler de. Aldılar maalesef ellerinden. Çözüm noktası olabilirdi. Yeni hobi bahçeleriyle bunu temin edebilirlerdi. Vallahi burayı şeyimizi gideriyorduk ama şeyim olamadık. Yani tatmin olamıyor. Elimizden gitti, çıkmadı da burayı tüm bozmak zorunda kaldık. Örnek bir bahçeydi ama olmuyor, durdurmuyorlar. Burada çok güzel vakit geçiriyor. Emeklilik lazım. Bizim için çok bulunmaz bir nimet. Belediyenin imkanı mı yoktu da burayı alıyor? Git başka yere de yap. Talep çoksa sosyal iş bunlar yani. Hem bir oy kaybı var şu anda. Onu da gidermiş olurdu. Seçimden bir gün sonra mesaj attı. Herkesin elinden alır gibi. Yani size ceza kestim der gibi yaptı. Hem fiyatını artırdı. 3,5'ydı 5 yaptı. Yani o yüzden sistemkarız ya. Tertemiz havası var. Bugün de Poyraz esiyor. Poyraz yerleri gayet serin. Dümdüzü diyor ortalığı. Şahane bir yer. Ama gelene hayırlı olsun. Ben hiç şey kıskanmıyorum yani. Hayırlı olsun. Güle güle otursun. Peki. Değerli izleyenler, yaz mevsiminin yoğun sıcaklarını yaşıyoruz. Özellikle bu dönemde yeterli su tüketmek birçok olumsuzluğu önlüyor. Diyetisyen Rabia Özaslan uyardı. Günde en az 1,5-2 litre su tüketilmeli. Sıcak hava kendini iyice hissettirdi. Sıcak günlerde termometreler zaman zaman 35 derecenin üzerine gösteriyor. Özellikle bu dönemde vücuttaki sıvı azaldığı gibi daha fazla su ihtiyacı doğuyor. Nitekim sıvı kaybına karşılık sıvı tüketmemek ciddi böbrek ve bazı sorunları beraberinde getiriyor. Diyetisyen Rabia Özaslan su tüketimi konusunda uyardı. Mineralli su içmesi gerektiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla kesinlikle su tüketimi çok önem kazanıyor. Özellikle binaların yalıtımı var diyoruz, soğuğu ve sıcağı korusun diye. Soğuk havalarda sıcak olsun evimiz, sıcak havalarda da serin olsun evimiz istiyoruz. Aynı şekilde bedenimiz de ısı yalıtımı kullanıyor, o da sudur. Suyu doğru içmek çok önemlidir. Herkes su içtiğini iddia ediyor ama bazıları diyor ki ben su içer içmez tuvalete taşınıyorum. İşte o kişinin mineral eksikliği var demektir. Hücre içi sıvı geçişi olmuyor ve su vücuttan atılma isteği içerisine giriyor demektir. Bunların olmaması için sebzenin de bol miktarda tüketilmesi, meyvenin de bol miktarda tüketilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda da damacana suyu veya pet şişeden su içmek yerine arıtma suyu kullanıp üstüne mineralli su içmek gerekiyor. Mineralli su nasıldır? Koyu yeşil veya mavi cam şişelerde satılan, üzerinde de mineralli su diye yazan sulardır. Sodalar, maden suları değildir. Buna da özen göstermek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında 1 litre kadar mineralli su içmek şart. Bu bir lüks veya canım serinlemek istedi diye içiyorum gibi bir durum söz konusu değil. Bedenin temel ihtiyacıdır. Sebze tüketmeyen biri boşuna su da içmesin.
Sebze de nasıl tüketilir? Pişmiş sebzenin haricinde çiğ sebze salata olarak tüketilir. Ama biz salata deyince aklımıza özellikle yazın domates, salatalık ve soğan üçlemesi gelir. Böyle değildir. Bol miktarda her seferinde farklı sebzelerden olan salatalar olması lazım. Her iki öğünümüz öğle yemeğinde de akşam yemeğinde de olmazsa olmazımız olmak zorundadır. Bu şekilde sıcaklardan da vücudu koruyacağımız gibi sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmeye çalışacaktır bedenimiz. Aksi takdirde bağırsaktaki sıvılar azalacağı için kabızlık gerçekleşecek, sinir sistemimiz etkilenecek. Menisküs gibi kemiklerdeki oradaki sıvıların azalmasıyla kemiklerin birbirine sürtünmesinden dolayı kemik hastalıkları meydana gelecektir. O yüzden su içimi çok önemli. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayseri Spor 2024-2025 futbol sezonu öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak. 4 Temmuz'da topbaşı yapacak olan Sarı Kırmızılılar hazırlık maçlarını Erciyes'te gerçekleştirecek. 4 Temmuz'da topbaşı yapacak olan Sarı Kırmızılılar hazırlık maçlarını Erciyes'te gerçekleştirecek. Kayseri Spor'un ilk hazırlık maçı 8 Temmuz Cumartesi günü Erciyes'te kamp yapan Konya Spor'la olacak. Bu karşılaşma takımın sezon öncesi formunu görmek ve eksikliklerini tespit etmek adına önemli bir fırsat olacak. İkinci hazırlık maçı ise 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes'te kamp yapacak olan Ankara Gücü ile oynanacak. Ankara Gücü karşılaşması Kayseri Spor'un sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefi doğrultusunda önemli bir sınav olacak. Kayseri Spor bu hazırlık maçlarıyla hem takım uyumunu artırmayı hem de yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor. Taraftarlarsa merakla takımın sahadaki performansını görmek için bekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şehrin markası Kayseri Spor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni sezon hazırlıkları kapsamında şehrin markası Kayseri Spor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleriyle başlanarak mevcut kotun 25 cm altına inilen bu işlem bir hafta devam etti. Öte yandan sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak bu şekilde saha seviyesi 10 cm düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle saha beşik çatı formatına getirildi. 4 gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için bir hafta dinlendirilecek, gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahaya hibrit sistem çalışmaları yapılacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.